Başkanım ben fazla konuşmayacağım, sözü zaten size bırakacağım. Kemal abinin söylediği gibi, tam kapatırken söylediği gibi aslında komple bir spor adamısınız. Oyunculuk, antrenörlük, yöneticilik, işte olması gereken basamaklara zaten hep basmışsınız bir üst evet. mertebeye çıkarken. Nasıl özetlersiniz günümüze baktığınızda, yani sizin spora ilk merhaba dediğinizden bugüne kadar imkanlar nereden nereye geldi? Tabii, arttı mı, azaldı mı? Çok şey değişti, çok şey değişti. Bir Alsancak stadını gözünüzün önüne getirin. 70'li yıllar kömür bir saha ve kireçle çizilir. Çizgiler. Ve futbolcular sahadan çıkarken kömür tozuna bulanmış bir halde simsiyah çıkarlardı. Şimdi artık köylerde bile çim sahalar var. Sentetik halı sahalar var. Ondan sonra ve buralardan sporcu yani tarladan yetişir gibi artık çıkıyor. Avrupa'ya o kadar çok büyük gıptayla bakmıyoruz artık. Yani Avrupa'da ne varsa artık Türkiye'de de fazlası var. Sonra teknik adamlarımız bilimsel çalışıyor. Yetişiyorlar. Yenilikleri takip ediyorlar. Hı-hı. Ama bir yerde işte profesyonel liglerde biraz film kopuyor. Aramız birdenbire açılıveriyor. Yani gençlerde, yıldızlarda, ümitlerde başa baş oynuyoruz Avrupalılarla. Kesinlikle. Ama ne oluyorsa A kategoriye çıktığımız zaman bu çok fazla yabancı oyuncu oynaması takımlarda. Kalitesiz, kapasitesiz yabancıların gelmesi, yabancı teknik adamlar her biri ayrı bir ekolden geliyor ve arzuladığımız A takımlar düzeyinde istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Yani bunun ötesinde salon sporlarında keza artık İzmir'in neredeyse bütün ilçelerinde hatta beldelerinde spor salonu var. Tabii Büyükşehir Belediyesi. Yani spor salonlarından mantar gibi çocuk yetişiyor. Yani voleybolda, basketbolda Avrupa düzeyinde kazandığımız başarılar asla tesadüfi değil. Türk gençleri başarılı. Bugün NBA'de 4 tane sporcumuz en popüler takımlarda basketbol oynuyorlar. Keza voleybolda kızlarımızın başarıları ortada. Erkekler de başarılı. Basketbol erkeklerde hepsi Avrupa Basketbol Ligi'nde top 16'ya kalmaya çalışıyor basketbol takımlarımız. Bence sporumuz çok iyi yolda. Atletlerimiz, haltercilerimiz, yani bu tesisleşme artı spora önem veren, futbol dışında da başka dallara önem veren kulüplerimizin varlığı, işte İzmir'de bir Arkas voleybolu uçurdu mesela. Yani bunun örneklerin, bu tip örneklerin artmasını bekliyoruz yani. Sayın Başkanım, salon sporlarında büyük başarılar kısa sürede geldi sizde. Geçen sene az önce de konuştuk, siz de yine ifade ettiniz. Evet. Kıl payı düştü ama biz yine yola devam edeceğiz diyorsunuz. Kesinlikle biraz belki kırgınlık olmuştur, moral bozukluğu olmuştur evet, ama hemen toparlandı ve yola devam dediniz. Bundan evet. sonraki öngörünüz hani orta vadede nedir? Vallahi orta vadede Tire'de Gençlik Spor Bakanlığı'ndan 2 sene evvel salonumuzu özel protokolle devraldık ve büyük yatırım yaptık salonda. Türkiye'de 7 tane var bu tip salonlardan. Komple çatıyı, zemini, her yerini değiştirdik ve salon sabahleyin saat 9'da başlar çalışmalar. Akşam saat 10.30-11'e kadar çalışmalar devam eder. Bir fabrika gibi çalışıyor. Alt salonları keza öyle. Salonumuz öyle. Bu sene de futbol sahasını aynı şekilde Gençlik Spor Bakanlığı'ndan tahsisini aldık. Teşekkür ediyorum ilgililere buradan huzurlarınızda emeği geçen herkese. Sahamızı da en kısa zamanda işte o harap yorgun sahadan çok güzel bir tesis haline getireceğiz. Ve bu arada da kendi kulübümüzün sahalarını yapıyoruz, tesislerini yapıyoruz. Basketbolcularımız zaten bir konakta kalıyor Tire'de. Yani 4 yıldızlı, 5 yıldızlı denilebilecek bir konakta kalıyorlar. Aynı şekilde futbolcular, basketbolcular yani üst liglerde oynayanlar aynı ihtimamla 3 öğün yemekler, ondan sonra her türlü iaşesi sporcularımızın bizler tarafından karşılanıyor. Şehrin merkezinde kalan stat, o taş duvarlarıyla hepimizin hatırladığımız. Evet, o nostaljik stat. Nasıl bir projeniz var? Yani şimdi orayı mı tabii orayı tabii süratle bu sene artık orada oynayacağız maçları. Tabii ki. Şimdi süratle oranın tribünlerini, soyunma odalarını, tuvaletlerini, her şeyini değiştir. Baştan aşağı elden geçiriyoruz. Bu değişikliği zaten gelen maçları insanlar da fark ediyor. Yani bunun yanı sıra seneye inşallah kendi stadımızda oynayacağız. Yani bir stad daha yapıyoruz aşağıda. Bol bol antrenman sahaları yapıyoruz. Tire'de sonra park sayısı 54 oldu.
4000 metrekare, 3500 metrekare, daha büyük metrekareli parklarımız var. Her parkta oyun sahaları, hem çocuk oyun bahçeleri var hem de oyun sahaları var. Basketbol, ben rejiden rica edeyim arkadaşlar, insert görüntüleri de ekrana verirlerse evet, en azından tireden de ufak enstantaneler ekrana binmiş olur. Yani bir spor kenti haline tiremiz geldi. Gençlerimiz yoğun bir şekilde yetenekleri ölçeğinde bir sporla uğraşıyorlar. Onun üzerinde belediyemiz bünyesinde sözleşmeli spor adamları var, antrenörler var. Onlar düzenli bir şekilde çocuklarla ilgileniyorlar. Kulüp maçlarına çeşitli branşlarda İzmir'de katılıyoruz. İnşallah sonuç da alacağız. Yani 7 tane basketbol altyapı öğrencimiz Yıldızlar kategorisinde milli takım kampına davet edildi. Geçen sene 3 sporcumuz davet edilmişti. Bu sene 7 kişi. İnşallah bunun arkası da gelecek. Yani Tire eskiden olduğu gibi İzmir'i besleyen, İzmir'in ötesinde Türk sporunu besleyen bir ilçe konumunda olacak. Sizin eğitimci kimliğiniz de ön plana çıkıyor. Onun da altını çizelim evet, bir kez daha. Peki ilçede okullarla olan diyalog nasıl? Sonuç olarak öğrencilerin vakitlerinin büyük kısmını geçirdiği yer tartışmasız evet, okullar. Evet. Onların o eğitim hayatlarına sporu nasıl entegre edebiliyoruz? Yazın her şey güzel. Yaz saatinde spor okullarımız da oluyor ama tabii, kış gelince... Yazın yaz spor lazım. Okullarımızda 1000'e yakın öğrenci vardı. Hı. Şimdi kışında Tire'de bir bizim iki tane de üç tane, bir tanesi tamiratta, üç tane spor salonumuz var Tire'de. Okullarımıza her konuda sporda destek veriyoruz. Salonlarımızı kullanıyorlar. Bu sene şimdi bölgedeki maçların da büyük bir kısmı bizim salon ve sahalarımızda olacağını haberini aldık. Biz tabii kapılarımız açık arkadaşlarımıza. Yazın da bunların birçoğundan, beden eğitim öğretmenlerinden yaz sezonunda faydalanıyoruz. Diğer çalışmalarda da her zaman tesislerimiz hocalarımıza ve okullarımıza açık. Bu da sevindirici bir evet, gelişme gerçekten. Öğrencilerin büyük kısmını geçirdikleri, vakitlerinin büyük kısmını geçirdikleri okullarımız kışın bir parça. Özellikle son zamanlarda çok tartışılıyoruz. Beden eğitimi derslerinin kaldırılması ya da etkisiz hale getirilmesi tabii diye lafa giriyoruz ya, ama gerisi tabii gelmiyor maalesef. Tabii yanlış bir şey o. Yani sağlıklı beden, sağlıklı vücut nasıl oluşacak? Bir sporcu kimlik kazandırılacak ve çocuk eğitilecek. Ondan sonra işte Atatürk'ün dediği gibi ben sporcunu zeki, çevik, ahlaklısını severim. Bu nasıl oluşacak? İşte spor salonlarında oluşacak, yüzme havuzlarında oluşacak, futbol sahalarında oluşacak. Çocukları ne kadar bu kötü alışkanlıklardan yeşil sahalara, salonlara çekebilirsek sağlıklı bir nesil de arkadan gelecektir. Reklam arasına gideceğiz ama kapatmadan bu çeyreği, bu bölümü evet, son bir de soruyu soralım. İçeride de konuştuk sohbet esnasında. Evet. Trenin dönüşü gerçekten futbola dönüşü çok beklenmedik şekilde hızlı oldu ve muhteşem oldu da diyebiliriz. Alınan sonuçlardan evet, bahsediyorum evet, tabii evet, ama bir öncesine dönersek İzmir İl Özel İdaresi'nin devralınması diyelim artık. Evet, evet. Nasıl oldu? Bir parça bu süreci anlatsak. Tabii şimdi Bal Ligi'nde biliyorsunuz yükselme hakkını elde eden takımlardan iki tanesi isim değiştirdi. Hı-hı. Sadece İzmir Özel İdaresi değil, Bozyaka'da da bir değişiklik oldu. Biz talihsiz bir şekilde Trespor geçen sene küme düştü. Bir sporcumuz sahada öldü biliyorsunuz evet, İzmir'de. Ben oradaydım. Onun moral bozukluğu, 6-7 arkadaşı bu ölen sporcunun ardından moralleri bozulduğu için çocuklar sporu bırakıyoruz dediler yani. Demoralize oldular. Zafer Özel'e dün denk geldim. O da evet, başka evet, bir kulübü çalıştırıyor şu an için ama evet, çok kısa konuştuk. Aynı şeyleri söylemişti. Evet, denk geldik yani yolda. Büyük talihsizlik yaşadık. Kulübümüz küme düştü. Tabii Tire gibi spora bu kadar yatkın, bu kadar 23 sene profesyonel ligde oynamış bir takım küme düşmesi. Kurtarmak için çok şey denedik. Yani Tire Gücü Belediyespor'un 3 tane en iyi oyuncusunu ara transferde kalktık. Şeye verdik, Tire Spor'a. O da yetmedi. Yeni oyuncular getirdik. Olmadı. Çünkü sezon başı ortası geçmişti artık. İşin finaline gelmiştik. Ve büyük üzüntü duyduk yani sporcumuzun vefatından ve kulübün her şeye rağmen başarısızlığından. Böyle bir fırsat doğunca, çünkü özel idarenin biliyoruz biz Bal Ligi masrafı ağır bir lig gerçekten.
Çünkü sporcular da elit sporcular, öyle sıradan sporcular değil. Üçüncülükte cümlesi olan. Bayağı yani. Deplasmanlara gidiyorsunuz. Yani Afyon'a gidiyoruz, Uşak'a gidiyoruz. Diğer grupta Antalyalar var, Burdurlar var. Yani profesyonel bir takım gibi masrafları var. Ve yani il özel idaresinin bu külfetli bütçenin altına girmeyeceği haberini aldık. Sağ olsun. Başta Sayın Valimiz, İl Özel İdare Başkanımız Serdar Bey, sonra İl Özel İdaresi Takımı Başkanı Adem Bey, daha sonra İl Daim Encümen'in Sekreteri Sayın İrfan Üçöz. Onlar bizi tabii sporcu kimliğimizle tanıyorlar. Yani dediler ki 4-5 takım istiyor ama bu işi işte güveneceğimiz bir ekibe teslim edelim. Kendi aralarında bir değerlendirme toplantısı yapmışlar ve demişler bunu işi tire götürür, tire yapar, bu şekilde aldık. Yani bir takım uçuk rakamlar, şunlar bunlar telaffuz ediliyor, asla böyle bir şey olmadı. Ve İl Özel İdaresi takımından da iki arkadaşımız genel kuruldan sonra da bizden beraber çalışmaya devam ediyorlar. İl Özel İdaresi'nin İzmir'deki bütün altyapı takımlarının başına iki tane antrenör arkadaşımızı görevlendirdik. O 90 çocuğu da orta yerde bırakmadık. Onlar da müsabakalarına devam ediyorlar. Yani bizi temsil ediyorlar. Ayrıca diğer takımların da altyapıları devam ediyor. Yani öyle sanıldığı gibi bir para alışverişi asla olmadı. Ufak jest diyelim, o da nedir? İşte İl Özel İdare takımı bilmem ne restorana küçük bir meblağ borcu kalmış. Tamam. Yani o da oradaki yönetimi aklama, helallaşma adına. Devri temizlemek. Onları temizledik ama asla bir satış olmadı. Bu tamamen yani saydığım isimlerin tireyi tercihi, onların teveccühü ne diyelim. Biz de tireler adına teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Hani biz de ilk duyduğumuzda ya dedik, olur mu olmaz mı? Hayır kesinlikle. Olur mu olmaz mı? Bunu kötü anlamda tabii düşünmüyoruz ama birçok talip var, birçok kulüp evet ben bu işi götürürüm şeklinde beyan verdikten sonra Kemal abi de yazılarında belirtti. Biz de haberimizde Milliyet'e evet, geçen şey yaptık evet. Ama Tire ismini duyunca biz memnun olmuştuk açıkçası. Belediye sporun, Tire sporun aynı şekilde yıllardan beri bir parça suskun kalmış olması bizleri de üzüyordu. Aynı şekilde bunu da evet. Program öncesinde Sayın Başkanımızla konuştuk ama Tire ismini duymak bizleri rahatlattı. 1922'de farklı bir marka olarak zaten kendini şu ana kadar ilk haftalardan itibaren ispatladı. Ben de iyi temsil ettiğimiz inancındayım. Kesinlikle. Yani kesinlikle onların tercihinin doğru olduğunu şu ana kadar kanıtlamış durumdayız. Evet. Bundan sonrası için de kolaylıklar dileyelim. Bizler futbol defterini kapatmayacağız tabii ki. Maç özetlerimize de geçeceğiz ama öncesinde minik bir reklam arası verelim.